Cumhurbaşkanı Meral Akşener'in dün yaptığı açıklamanın ardından bugün Ankara'da hareketlilik devam ediyor. Şu dakikalarda 5 partinin genel başkanının Saadet Partisi'ne giriş yapması da bekleniyor. Yapılacak toplantının ardından ortak bir fotoğraf karesinin paylaşılması beklenirken henüz resmi bir bilgiye göre burada bir açıklama olacak mı bilgisine de henüz ulaşamadık ama edindiğimiz şu bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bugün Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun akşam yemeğinde bir araya geleceği bilgisi bizlere ulaştı. İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklediğini, ileteceğini, bu toplantıda dile getireceğini de öğrenmiş bulunduk. Yine CHP'den Akşener, İmamoğlu ve Yavaş görüşmesine ilişkin bir bilgi notu paylaşılmıştı. Orada da aslında bu görüşmeye, İYİ Parti ile yapılacak görüşmeye olumlu bakıldığı da paylaşıldı. Yine gün içinde gelişmeler yaşandı. Bunları da aktarmak istiyorum. CHP'li 10 büyük Büyükşehir Belediye Başkanı bugün Kılıçdaroğlu'yla CHP Genel Merkezi'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından ortak bir fotoğraf verildi. Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'yla beraber bir açıklama yapmak istemişti. Ancak Kılıçdaroğlu buna olumlu bakmadığını, şu süreçte özellikle bir açıklamanın da doğru olmayacağını söylemişti. Yine gün içinde hem CHP hem de HDP MYK'sı oldu. Buradan yaklaşık 4 saati aşkın süren toplantılar gerçekleşti. Hemen HDP MYK'nın toplantısı sürerken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar bir açıklama yaptı. Burada Mithat Sancar, en geniş demokrasi ittifakı yaklaşımımız yönündeki politikalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Demokratik cumhuriyete ulaşmak iktidar güçleriyle değil, demokrasi ve özgürlük diyen milyonlarla buluşarak mümkün açıklamasını yaptı. Bundan hemen kısa bir süre sonra da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir aslında sosyal medyadan paylaşım yaptı. Mithat Sancar'ın paylaşımını alıntılayarak bir de HDP'ye kulak verin, çözüm birlikte, hep birlikte, güçlü demokraside hep birlikte kazanacağız açıklamasını yaptı. Bu bilgileri de buradan aktarmış olalım. Toparlamak gerekirse şu an 5 partinin genel başkanının Saadet Partisi'ne giriş yapması bekleniyor. Bizler de Saadet Partisi önünde gelişmeleri takip ediyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Ki Seda, şu an liderlerin Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelişi bekleniyor. Saati belli mi? Liderler ne zaman gelecek? Toplantının kaç saat süreceğine dair elinizde bir bilgi var mı sizin? Evet, toplantının 17.00 olduğu resmi bir şekilde bizlere iletildi. Şu dakikalar itibariyle aslında genel başkanların Saadet Partisi'ne giriş yapmasını da bekliyoruz. Dediğimiz gibi bu toplantının henüz ne kadar süreceği bilgisi bizlere ulaşmadı. Ancak hep birlikte toplantının ardından ortak bir fotoğraf vermesi bekleniyor liderlerin. Yine yazılı bir açıklama ya da kameralar önüne geçecekler mi henüz belli değil. Dediğim gibi şu an sizleri ekranlara getirmek istiyorum. Saadet Partisi önündeyiz. Şu dakikalar itibariyle evet, şu an hatta ilk parti genel başkanının geldiğini de söyleyelim. Ekranlara getiriyoruz bizler de. Şu an CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Saadet Partisi'ne giriş anlarını ekranlara getiriyoruz. Evet. Temel Karamoğluoğlu Kılıçdaroğlu'nu karşıladı. Şu an beraber bir fotoğraf verecekler. Bir yandan da yurttaşların Saadet Partisi önüne geldiğini görüyoruz. Hepsi 5 partiye destek mesajları da veriyorlar. İlk gelen lider Kemal Kılıçdaroğlu. Ekranlara devam edelim. Şu değil an mi? Peş peşe genel başkanların gelmesini bekliyoruz. Şimdi şu an partinin yanında bir hareketlilik de yaşanıyor. Seda Taşkın, şu an ilk gelen lider Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne? Bir yandan da burada ekranlara getiriyoruz şu an.
Bir hareketlilik yaşanıyor. Kameraman arkadaşımız. Kendim geldim. Yorgun musunuz? Sayın Akşener, neden bu insanlara bunu yapıyorsunuz? İnsanların sizden ümidi vardı. İnsanlar size ümit bağlamıştı. Sayın Akşener, neden şimdi bu şu dakika bunu yaptınız? Hani emanet ediyordunuz ailenizi? Vasiyetiniz vardı hani. Bugün neden böyle oldu? Neden? Neden? 5 tane çocuğum var benim. Biz size ümit bağlamıştık. Yazıklar olsun size. 28 Şubat'ta yaptınız, bugün de yaptınız. Aynısını yapıyorsunuz. Gerçekten ya, buramıza kadar geldi. Kazanılmış bir seçimi neden verdiniz? 1,5 yıldır bizi neden oyaladınız? 1,5 yıldır belli değil miydi? Sayın Akşener, size sesleniyorum. 1,5 yıldır belli değil miydi? Mansur Yavaş başkanımız istemiyor. Ekrem İmamoğlu başkanımız, genel başkanımız arkasını izliyor. Ama siz tutmuşsunuz hala bugün. Hala bugün onları savunuyorsunuz. Onları başkan görmek istiyoruz diyorsunuz. Sayın Akşener, gerçekten kendi ayağınıza sıktınız. Bugün, dün kendi ayağınıza sıktınız. Dün gece ben 3.30'a kadar uyumadım. Sizi bekledim. Evet, genel başkanların Saadet Partisi'ne girişi devam ederken bir anlamda çevreden yurttaşlar burada genel başkanlara tepki veriyor. Biraz önce bir yurttaşın tepki verdiğini, Akşener'in açıklamalarına tepki verdiğini de getirdik. Evet Seda Taşkın, şimdi Saadet Partisi Genel Merkezi önündeki yurttaşın tepkisini Artı TV olarak da hızlı bir biçimde bizlere yansıtmış oldunuz. İkinci partinin lideri şu an geldi mi Saadet Partisi Genel Merkezi'ne? İlk gelen lider Kemal Kılıçdaroğlu mu oldu? Evet şu an Saadet Partisi'ne ilk giriş yapan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu şu dakikalarda diğer parti liderlerinin de Saadet Partisi'ne girişe devam edecek. Zaten ekranları şu an Saadet Partisi'nin önündeki görüntüleri de aktarıyoruz. Seda, sana bir de şunu sorayım. Bugün gün boyu şeyi takip ettin sen. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısı öncesi gelişmeleri takip ettin. Hem de Halkların Demokratik Partisi'nin MYK toplantısı öncesi genel merkezdeydin. Oradaki atmosfer nasıldı? İki siyasi partide nasıl bir atmosfer vardı? Neler gözlemledin? Biraz da oraları bize aktarır mısın? Yurttaşlar orada var mıydı? Nasıl bir atmosfer söz konusuydu? İki partinin genel merkezinden yetkilerden bilgi alabiliriz. İkinci parti genel başkanı giriş yapıyor. Onu ekranlara getirelim. Şu an Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Saadet Partisi'ne girişi. Bunu ekranlara getiriyoruz. Evet bugün CHP Genel Merkezi'ndeki gün boyu oradaki gelişmeleri takip ettik. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına kesinlikle konuşmama talimatı verdiği için orada herhangi bir aslında açıklama gerçekleşmedi. MYK toplantısının ardından daha sonra HDP'deki MYK'yı takip ettik. Bugün gün içinde sabah saatlerinden bu yana partilerde bir hareketlilik söz konusuydu. Yine Gelecek Partisi'nde bir toplantı gerçekleşti. Deva Partisi'nde bir toplantı gerçekleşti. Aslında bütün partilerin de tüm gün boyunca aslında hareketliliğini sürdüğünü de söyleyebiliriz. Seda Taşkın, biraz önce Saadet Partisi Genel Merkezi önünde bir yurttaşın tepkisini şu an Artı TV'den de canlı vermiş olduk. Orada neler söylendi? Kızgınlığın sebebi neydi? Sen de hızlı